Recep, Şaban, Ramazan, üç kahraman. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ı seven kulları çokmuş. Recep, Şaban ve Ramazan varmış. Bunlar Allah'ı çok seven insanların yaşadığı ülkelere giderlermiş. Bu insanlar gelirken bol hediyeler getiren üç kahramanı sabırsızlıkla beklermiş. Hem öyle hediyeler ki ışıl ışıl parlayan sevaplar, süslü müsüslü hediyeler. Bu hediye paketlerinde iyilikler varmış. Bu iyilik ve kazanılan sevaplar da herkese ödünç olarak verilirmiş. Bu kahramanlardan ilk önce Recep beklenirmiş. Recep'in geleceğini duyan insanlar birbirlerine hediye vermeyi, özellikle çocuklara bol bol hediyeler ve şekerlemeler dağıtmaya başlarmış. Büyükler, dedeler, neneler, anneler, babalar oruç tutarmış. Kahramanımız Recep yanında hediye olarak regaib, yani Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarını dağıttığı geceyi de getirmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Recep Allah'ın ayı, kat kat sevap yazılır işlenen hayrı. İşlenen hayırlar hep sevap olur, yapılan dualar kabul olur. 30 gün boyunca Allah'ı seven kulların bulunduğu ülkeleri dolaşan Recep'in gitme vakti gelmiş. Sevaplarını ve dualarını kazanan insanlar Recep'le vedalaşmış. Recep ayı ile vedalaşan ülkeler ikinci kahraman Şaban'ın gelmesiyle büyük heyecan ve mutluluk yaşamaya başlamışlar. Şaban ayı herkesi toplamış ve büyük bir seslenme yapmış halka. Duyduk duymadık demeyin. Şaban ayı benimdir. Böyle dedi peygamber. Şaban'ın kıymetini bizlere verdi haber. Şaban ayı içinde oruç tuttuğum zaman oruca alışırsın. Kolay olur Ramazan. Bu ayda peygambere çok çok selavat getiririz çocuklar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Çocuklar Şaban ayına da veda etmişler. Dualar ederek Şaban'ın gitme vakti gelmiş. Bir sonraki yıl görüşmek üzere diyerek vedalaşmış. Şaban ayı gider gitmez en büyük kahraman Ramazan gelmiş. Ramazan'ın gelmesiyle evler, sokaklar, camiler, okullar, her yer renkli fenerler ve kandillerle süslenmiş. Kapılar süslenmiş, herkes birbirlerine iyilik etmeye başlamış. Hiç kimse kimseye kötü söz söylemezmiş. Alışverişler yapılmış, tatlılar alınmış, komşulara hediyeler, yemekler, çorbalar dağıtılmış. Ramazan'la birlikte iyilik ve merhamet evlere, sokaklara, caddelere yayılmış. Ramazan'ın gelmesiyle fakirlere yardımlar yapılmış, onlara en lezzetli yemeklerin yapıldığı sofralar donatılmış, davullar gece çalınmış, gündüzleri oruç tutulmuş, çocuklar kumbaralarındaki paraları yardıma muhtaç arkadaşlarına paylaşmış, Kur'an-ı Kerim daha coşkulu okunmuş, oruçlar akşam ezanıyla birlikte misafirlerle açılmış, her akşam camiler dolmuş, namazlara koşulmuş ve bu coşkuyla Ramazan 30 günün sonunda büyük bir hediye vermiş tüm Müslümanlara. Ramazan bayramını vermiş. Ramazan bayramında çocuklar en süslü elbiseler, en leziz tatlılar çocuklara verilmiş, büyükleri ise ziyaret edilmiş ve elleri öpülmüş. Gelecek yıl görüşmek üzere diyerek şehir halkına veda eden Ramazan ardında yardımlaşma, kardeşlik, iyilik, dostluk ve sağlık bırakmış. Gelecek sene görüşmek üzere diyerek vedalaşmışlar.